Büyük boyutta bir osiloskop aldığınız zaman o osiloskopla sadece osiloskop işi yapıyorsunuz. İki elimin arasında tuttuğum osiloskop taşınabilir, elektriğe ihtiyacı olmayan harika bir osiloskopumuz oldu. Bu arada selamun aleyküm arkadaşlar. Ovo'nun HDS 272 modeli Handeli osiloskop 70 MHz arkadaşlar. Özelliklerin bir kısmına bakacağız ve videomuza son vereceğiz. Bu cihazı seçmemdeki sebeplerden birisi her türlü ölçümü yapabileceğimiz dijital bir multimetre. Aynı zamanda iyi bir osiloskop, büyük boyutlarda çok paralar verip satın aldığımız bir osiloskopa taş çıkaracak özelliklere sahip 18650 pille çalışması çok önemli arkadaşlar. Tam 6 saat, evet yanlış duymadınız. 2 pille 6 saat bu cihazı kullanabiliyoruz. Çünkü tam 6000 miliamper 2 adet kaliteli pile sahip. Pillerin kalitesini öğrenebilmek için ağırlıklarını dahi ölçtüm gördüğünüz gibi. Videonun başında da söylediğim gibi bu ürünü Banggood firması bizim incelememiz için gönderdiği bir üründür. Linkini sizler için videonun açıklama kısmına bırakabilirim. O linkten girerek bu ve buna benzer onlarca osiloskop ve ölçü aletine ihtiyaçlarınızı belirleyerek sizler de sahip olabilirsiniz diyorum. Hemen masaya geçiyorum. İncelemeye geçmeden önce gönderilen ürünleri şöyle bir daha yakından görmek istiyorum. Bu şekilde kuşe kağıda basılı bir kullanma kılavuzu. Burada da birkaç bir şeyler var sanırım. Garanti belgesi vesaire. Bunları bir kenara koyalım. Kutuyla birlikte gelen bir de CD'miz var. Cihazımızı bilgisayarımızla buluşturacak olan program bunun içerisinde. Cihazla birlikte gelen bir de 5 volt 2 amperlik adaptörümüz var. Bir de USB Type-C kablosu var. Özel kalibrasyon tornavidası var. Bir adet de özel uç var. Bu ucu çıkarıyoruz. Çok hassas devrelerde çalıştığımız zaman burada bir koruma kalkanı oluşturuyor. Probların üzerindeki bileziklerin renklerini değiştirebilirsiniz. Probların kalitesi gayet sağlam. Gördüğünüz gibi gayet dayanıklı problar. Üzerinde bir de anahtar var burada gördüğünüz gibi. X1 ve X10 olarak iki bölümden oluşuyor. Osiloskop üzerinde kullandığımız kademeye göre X1 ve X10 olarak ayarlayabiliyoruz. Cihazımız iki kanal olduğu için bu probtan şöyle bir adet daha satın alabilirsiniz. Aynı anda iki kanalla birlikte çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Cihaz ile birlikte gelen üçüncü kablomuz da BNC aligatör kablosu. Bu kabloyu da çalışmalarımızda kullanabileceğiz. Osiloskop problarında kullandığımız hareketli uç. Gerçekten kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Şöyle baktığımız zaman insana güven veren bir malzeme yapısı var. İç yapısını da göreceğiz biraz sonra. İçini de çok merak ediyorum biliyorsunuz. Genelde ben incelediğim ürünlerin içlerini açıyorum. Ben ürün incelemesi yapacağım. Herhangi bir osiloskopla ilgili ders vermeye kalkmayacağım. Doğrusunu söylemem gerekirse osiloskoplarla ilgili fazla da teknik yüksek bilgim yok. Kalitesini, iç yapısını vesaire bu tarafını inceleyeceğim arkadaşlar. Standart bir avometrede olan bütün çıkışlar burada mevcut. Amper cinsinden de ölçümler yapabiliyoruz. Miliamper cinsinden ve 10 ampere kadar bu cihaz üzerinden amperlerimizi de ölçebiliyoruz. Proplarımızı takalım. Mükemmel. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı da siyah kom tarafına takıyoruz. Uç kısımlarda gayet kaliteli ve temiz malzemeden yapılmış belli arkadaşlar. Osiloskopumuzu incelemeye geçmeden önce satış sayfasına da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada fiyatı vesaire her şey yazıyor. Yani videonun altına yazmanıza gerek yok. Necdet abi kaç paraya aldım falan. Ben buna para vermedim arkadaşlar. Başında söylediğim gibi bize bu incelemek amacıyla gönderilen bir ürün. Ve şuradaki resimde sizin kafanız karışabilir. Bizim cihazımız üzerinde sadece 1 ve 2 kanal çıkışları var. Bu cihazın bir başka modelinde yani önünde S olan HDS 270S'in bu şekilde 3. bir konnektörü var. O da gen out bölümü. Bunda yok maalesef arkadaşlar. Bunu da bildirmekte, söylemekte fayda var. Bu cihazı sipariş ederken HDS 272S veya 272 olarak belirtmenizi tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 adet model var. Bizim modelimiz HDS 272. Sonunda S yok gördüğünüz gibi. 70 MHz 2 kanal osiloskop. HDS 272S. Yani sipariş ederken buralara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Dalga formu jeneratörü istiyorsunuzsa şu iki modeli seçmeniz gerekiyor. Aşağıya doğru baktığınız zaman cihazla ilgili bütün teknik verileri, teknik bilgileri buralardan görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi osiloskop, multimetre, waveform jeneratör diyor. Yani o iki modelde bu jeneratörün olduğunu bu durumda anlamış oluyoruz. Bizim cihazda sadece osiloskop ve multimetre mevcut. 6 saat pil ömrü olduğunu zaten biz söylemiştik arkadaşlar. Powerbank'tan da şarj edilebiliyor. Gerek aracınızda gerek atölyenizde osiloskopla ilgili yapmanız gereken bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. 2 prop takılabiliyor. Cihazla birlikte 1 prop geliyor. 2. prop çok da gerekliyse piyasadan satın alabilirsiniz. 3,5 inç parlak
8K'lık bir ekrana sahip. Buradan ekran görüntüsünün çözünürlüğünü de ayarlayabiliyoruz. Buradaki butonlardan kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Videomu dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Probomuzu burada kanal 1, kanal 2, hangi kanala takıyorsunuzsa o kanal üzerinden çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Kanal 2'ye de ikinci probunuzu da takıp iki probla da yani hem kanal 2'yi hem kanal 1'i aynı anda bu şekilde kullanmanız mümkün arkadaşlar. Ama cihazla birlikte tek prop geldiği için ben bunu kafanız karışmaması için kenara bırakmak istiyorum. Burada mod tuşu var. Bastığımız zaman modlar değişiyor. Gördüğünüz gibi avometreye geçti. Çok mükemmel geniş bir ekran ve parlak bir ekrana sahip demiştim. Kanal değiştirme butonumuz burası. Burada istediğimiz kanalı seçebiliyoruz. Örneğin birinci kanal, ikinci kanal. Şu anda ikinci kanala geçtik. Yalnız sarı işaret halinde duruyor. Çünkü ikinci kanalımızı burada off durumunda on yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi on yaptık ve kanalımız belirgin bir hale geldi. Horizontal buradaki ekran üzerindeki grafikleri ayarlamamız yarayan horizontal sistem butonu da buradaki ayarları sıfırlamamıza yarıyor. Burada gördüğünüz gibi default setting diyoruz. F2'ye basıyoruz. Sistemi bu şekilde fabrika ayarlarına geri döndürdü arkadaşlar. Geri dönüş butonunun altında bir de menstrual range butonu var. Buradan da ölçüm aralıklarını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Zamanlama vesaire milisaniye cinsinde. F1 butonlarının önüne çıkan şuradaki yazılara bakarak buradaki ayarlarımızı yapmamız mümkün arkadaşlar. En altta da track tetikleme butonumuz mevcut arkadaşlar. Aşağıda bir de şöyle play pause butonu gibi bir buton var. Buna da bastığımız zaman ekranda anlık olan grafiği dondurabiliyoruz arkadaşlar. Yani ekranı pause yapabiliyoruz. Bir kez daha bastığımız zaman osiloskopumuz çalışmaya devam ediyor. Sağ butonu burada yaptığımız işlemleri sağ butonuna şöyle 1-2 saniye basarak kayıt altına alabiliyoruz. F1 ile F4 arasında da buradaki tuşların ekrana çıkan olduğu buradaki seçeneklerin karşılığına geliyor zaten. Voltajın karşılığı F1'e geliyor. Voltaj, DC voltaj, AC voltaj yani ölçmek istediğimiz voltaj aralıklarını buradan seçebiliyoruz. Milivolt vesaire voltajlarını ayarlayabiliyoruz. F4'e de geldiğimiz zaman burada direnç, sürekli ölçüm, daha sonra diyot kısmı ve kapasitör kısmı. Osiloskopumuzun ayarını yapalım. Burayı açtığımız zaman arkadaşlar buradan kalibrasyon yapabilmemiz için 2 adet tırnak var. Bilgisayara bağladığımız Type-C USB kablomuzu da buradan takarak hem bilgisayarla alışverişini sağlıyoruz cihazımızın hem de adaptör ve herhangi bir 5 volt 2 amperlik cihazla osiloskopumuzu şarj edebiliyoruz. Kalibrasyonu yapabilmek için buradaki eksi krokodilimizi buradaki toprak kısmına, artıyı da buradaki kısma sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Moddan osiloskopa geldik. Kareler biraz eğri. Buradan auto yapalım. Tam ortaya gelsin. Gördüğünüz gibi ortaya geldi. Çok az bir eğrilik var. Prop üzerinden buradan ayarlarını yapabiliriz. Çizgilerin üzerine denk gelmesine dikkat ediyoruz. Daha sonra ikinci kanala geçelim. Off durumunda on yapıyoruz. Herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi aynen kanal 1, kanal 2'de ikisi de ayarlı arkadaşlar. 70 MHz'e kadar bütün ölçümlerinizi bu cihazla yapabiliyoruz arkadaşlar. Probun uç kısmında şöyle bir yaylı kapak var gördüğünüz gibi. Bunu çıkararak serbestle kullanabilirsiniz. Standart bir avometrede siz artı eksiye bastığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi burada sadece 12 voltu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi elektriğin, akımın, voltajın, ayak izlerini, nefesini takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Osiloskop üzerinde dediğim gibi fazla durmak istemiyorum. Araştırıp ölçüm teknikleri hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Şöyle DC-DC dönüştürücü, voltaj dönüştürücü var. Buralarda gördüğünüz gibi kondansatörler var. Kondansatörler varken ölçeceğiz. Çıkış voltajındaki grafiksel özelliklerine bakacağız. Daha sonra kondansatörleri sökeceğiz. Bir de öyle test edeceğiz. Bağlantıyı yaptık. Böyle bir bakalım. Bu anda 12 volt elektrik var burada. Kondansatörler varken buradaki grafiğe dikkat ediniz. Çıkış kondansatörünü sökeceğim. Bakalım buradaki hareketlilik değişecek mi? Hemen söküp geliyorum arkadaşlar. Şimdi normal bir avometre ile buradaki voltajı ölçelim. 11.66 volt. Yani buradaki kondansatörün olup olmadığına avometre pek dikkat etmez. Gelen voltajı olduğu gibi gösterir. Kondansatörü gördüğünüz gibi söktüm çıkardım. Burada osiloskopun
önemi ortaya çıkıyor. Yani devreler üzerinde özellikle filtrasyon, kondansatör, bobinler gibi komponentler üzerinde herhangi bir değer kaybı olduğu zaman osiloskopla bulmanız mümkün. Az önce ne yaptık arkadaşlar? Kondansatör varken normal belirgin bir çizgi olmuştu. Şimdi bakalım. Aslında normalde 12 volt bir voltaj geçiyor devreye ama kararsız. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Osiloskopun dışında bu şekilde bir ölçüm yapmanız neredeyse imkansız arkadaşlar. Bu yaptığımız ölçüm tek başına osiloskopu gerekli hale getiriyor arkadaşlar. Adaptörden gelen 12 volt burada bir şekilde filtre olup bu tarafa geçiyor. İşte şu küçücük kondansatör olmadığı için büyük dalgalanmalara yol açabiliyor. Buradaki kondansatörü de devre dışı bıraktığımızı kabul edelim. Dönüştürücümüzü besleyen voltaja bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar dalgalı geliyor. Buradaki kondansatörlerin önemi ortaya çıkıyor. Yani şu kondansatör buradan gelen o dalgalı akımı buradaki kondansatör yarı yarıya düşürebiliyor. Buradaki kondansatör bir şekilde o yüksek dalgalanmayı işte buralara kadar indiriyor. Yani bunu da söktüğümüz zaman devreden veya bunun bozulduğunu farz edelim. Kapasite kaybına uğradığını farz edelim. Az önce devreye gelen voltaj bu şekilde olacak. Aynen böyle olacaktır. Osiloskopla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnternet üzerinde onlarca, yüzlerce yazılı, görsel osiloskop kullanımına dair videolara ulaşabilirsiniz diyorum. Hemen ikinci aşamaya geçiyorum. Gündelik hayatta en çok işime yarayacak olan kısım burası arkadaşlar. Breakboard üzerinde birkaç komponent var. Buradan birkaç deneme yapabiliriz. Kısa devre modundayız şu anda gördüğünüz gibi. Burada F4 üzerinden değişiklik yapabiliyoruz. Kısa devre modu bu şekilde. Buzzer modu diyebiliriz arkadaşlar. Yani süreklilik modu. Kondansatörler üzerindeki kısa devrelere de bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bir kere bip etti geçti. Bu kondansatörün sağlam olduğunu gösteriyor. F4'ten diyoda geldik. Burada LED'lerimiz var. Normal diyotumuz var. Baktığımız zaman seri bir şekilde diyotumuzun değerini görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı led ve mavi led yanmaya başladı arkadaşlar. Yani değerlerini gösteriyor. Kırmızı ledimiz de yanmaya başladı. Değerleri aşağı yukarı birbirine yakın arkadaşlar. Şimdi diyotu da ölçtük. Kapasitöre geçtik. Kapasitörlerimiz burada gördüğünüz gibi. Kapasitör, kondansatör ikisini de burada ölçebiliyoruz. Evet, gayet hızlı bir şekilde ekrana değerleri gösterebiliyor arkadaşlar. Anında ölçümü yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ekrana görüntüyü gönderiyor. Direnç moduna geçtik. Direnç modundan da birkaç direnç ölçelim. Birinci direnç, ikinci direnç, ohm mu, kilo ohm mu, onu da simge olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir de pil ölçelim. Gördüğünüz gibi DC volt bölümüne almamız gerekiyor voltaj ölçebilmemiz için. Pilimizi ölçelim. 8.78. Şurada bir de 12 voltluk adaptörümüz var. Az önce test ettiğimiz adaptör. Onu ölçelim. 12.23. İç kısmını da incelemek istiyorum. İki komşu görmeden sökeceğim. Bu tarz cihazları aslında fazla da kurcalamamak lazım. Çünkü kalibrasyon olayı var bunlarda arkadaşlar. Kalibrasyonuna dokunmamak lazım. Cihaz üzerindeki ayarlı potları vesaire kesinlikle kurcalamamak lazım. Cihazımızı açtık. İzolasyon edilmiş bazı kısımları gördüğünüz gibi. Mükemmel bir iç yapısı var arkadaşlar. Fazla da ileri gitmek istemiyorum. Yani bu kısmını sökmek istemiyorum.
Cihazın elektronik izolasyonuna gayet önem verildiğini buradan anlayabiliriz. Tam 4 adet Opto kuplör burada mevcut arkadaşlar. Konnektörlerinde çok kaliteli bir lehimle burada PCB üzerine lehimlendiğini görebiliyoruz. 2 adet de rölenin olduğunu görüyoruz. Cihazı çalıştırdığımız zaman zaten bu röle seslerini dışarıdan duyabiliyoruz. Kalibrasyonla cihazın zarar verebiliriz. O açıdan buraya kadar iç kısmını görmenizi istedim. Cihazımızı bilgisayarımıza çalıştırabilmemiz için paketle birlikte gelen CD'deki program bir şekilde bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Gelen dosyalar içerisinde özellikle USB driver var burada. Windows XP'den bu tarafa yani Windows 11'e kadar bütün yazılımlarda bu programı çalıştırabiliyoruz. Windows 11 kullandığımız herhangi bir sürücü yüklememize gerek kalmadı. Direkt kendisi takar takmaz cihazımızı tanıdı. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman buradaki bu PDF'leri kullanarak cihazın en derin noktalarına kadar, en ince ayrıntısına kadar buraları takip ederek öğrenebilmemiz mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 adet PDF var burada. Cihazla ilgili her türlü bilgiye buralardan ulaşabiliyoruz. İngiliz yapalım. Türkçe seçeneği maalesef yoktur. Basit bir şekilde kuruyoruz. Başka osiloskop programları da var. Onları da kurarak cihazınızı o programlar üzerinden kullanabilirsiniz. Ayarlarını yaptıktan sonra finish diyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir yeşil yazı belirdi. USB diye, yani bizim USB ile şu anda bilgisayarımızda bağlantısı kuruldu. Şöyle çıkardığım zaman görüyorsunuz o yazı kırmızıya dönüştü. Osiloskop ekranımız buraya geldi arkadaşlar. Buradan birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Burada ölçeceğimiz pozisyonlar vertikal vesaire kombinasyon seçeneğini tıklıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi kontinent data doğrulat diyor. Osiloskopumuzla aynı gördüğünüz gibi buradaki çizgi buradaki ekrana gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Fire butonuna geldiğim zaman burada print olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yes diyelim. Bizi yazıcıya yönlendiriyor. Buradan eğer yazıcınız takılıysa ekran üzerinde yaptığınız çalışmaları, grafikleri vesaireler bunları kağıt üzerine de doküman olarak çıkarabilirsiniz. Osiloskop üzerinde beliren görüntünün aynısını ekrandan da alabiliyoruz. Yalnız benim ekranda şu anda aynı anda kayıt da yaptığım için kasma gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bir ölçüm yapmak istiyorsunuzsa bilgisayar üzerinde herhangi bir programı çalıştırmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Saniye yani şöyle yapalım. 20 milisaniye. Aşağıda da volt cinsinden ayarlar yapabiliyorsunuz. Kullanımı gayet kolay buranın. İşe yarar mı bilemiyorum. Fazla kullanacağımı zannetmiyorum burayı. Sonuçta burada genişçe bir ekran var arkadaşlar. Yani ben burayı pek de sevmedim diyebilirim. Ve bir inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Baştan da söylediğim gibi bu ürünün linki videonun açıklama kısmında olacaktır. O linkten girerek bu veya buna benzer onlarca ölçü cihazını atölyenizin ihtiyacına göre seçip beğenip satın alabilirsiniz. Özellikle şu avometre kısmı benim en çok işime yarayacak kısım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda buluşana kadar sağlıklı, bol kazançlı, bereketli, her şeyden önemlisi maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Her şey gönlünüze göre olsun. Videolarımızı paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.